Herkese yeniden merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar ve beni ilk defa görecek olanlar için ben Naz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Hepinize şimdiden güzel ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Videoma geçmeden önce şöyle videomun konusu arkadaş gözükmekte zaten. Sosyal mecralarda ya da Instagram'da görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Can Yayınları 10 TL kampanyası başlatmıştı Haziran için. 15 Haziran'da başladı, 30 Haziran'da da bitecek sanırım kampanya. Ben de durur muyum? Görür görmez hemen girdim siteye baktım. 220 tane kitap var. Aralarında klasikler, çağdaşlar olmak üzere güzel kitaplar vardı. Benim de almak istediğim kitaplardı bazıları. Diğer sitelerle karşılaştırdım. Şöyle bir Amazon'daki fiyatlarına falan da baktım. Asla bakmadan almam. Makul geldi bana. O yüzden yaklaşık 15 tane kitap almak istedim. Aman dedim hani atın ölümü arpadan olsun Nazcığım al. Haziran'ın başında da ben Amazon'da alışveriş yapmıştım. Bu da Haziran ayının ikinci alışverişi oldu. Can Yayınları bir sürpriz yaptı bizlere. Ben 17 Haziran Cuma akşamı verdim siparişimi. Böyle gece 12'ye doğru yaklaşıyordu. Hafta sonu olduğu için 2 gün hani zaten gelir gelmez o 2 günü saymıyorum. Fakat Pazartesi, Salı ve Çarşamba olmak üzere 3 iş günü içerisinde kargoya verildi. Yani Çarşamba günü kargoya verildi. Bugün Perşembe elime ulaştı. Ben bu videoyu Perşembe günü çekiyorum. Siz de Cuma günü izlersiniz. 30 Haziran bitmeden gelmeden yani kampanya bitmeden sizlerle de paylaşmak istedim. Belki almak istediğiniz kitaplar olur aralarında. Hani listenizde olan kitaplar varsa kaçırmayın derim. Güzel elime ulaştı, güzel paketlenmişti ve kutusunu da çok sevdim. Şöyle kişiye özel not yazmışlar üstüne. Merhaba Naz, bu kutuya senin için kalbimizi bıraktık diyor. Ben de kalbimi bıraktım sevgili Can. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum çok hoşuma gitti bu, bir gülümsetti yani. Müşteri memnuniyeti böyle bir şey olsa gerek. Ve kutunun tasarımı da çok hoş. Şöyle göstereyim. Hiç maket bıçağına gerek kalmadan kolayca açılıyor. Bu yönünü de çok sevdim açıkçası. Hani videolarda böyle açmaya biraz zorlanıyordum. Kitapları keserim kesmem falan diye. Ama bu kutunun tasarımı onu önlüyor. O yüzden sevdim. Yani diğer buradan sitelere de sesleniyorum. Böyle kutu kullanabilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan neler aldım onlara bir geçelim. Dediğim gibi böyle ilk defa gördüğüm kitaplar da var. Daha önce listemde olup alamadığım kitaplar da var. Klasikler de var. Şu beyaz kapak klasiklerden aldım bir 4 tane. Göstereceğim. Şöyle bir fatura çıkıyor içerisinden Can Yayınları'na ait. 15 tane kitap aldım dediğim gibi. Şöyle hemen üstten elime geldiğince gösteriyorum. İlk kitabım Kefaret. Yazarın adını asla okuyamayacağım. Gaetan Soshi. Hiçbir fikrim yok nasıl okunuyor. Kefaret benim uzun süredir gördüğüm bir kitaptı. Ve almak istedim 10 lira olduğunu görünce. Bilmiyorum zaten böyle incecik de bir kitap. Bir oturuşta bitecektir diye düşünüyorum. Konusu da ilgimi çekmişti. Listemdeydi zaten, böyle gözüme kestirdiğim kitaplardan bir tanesiydi. O yüzden hemen sepetime ekledim bunu. Diğer bir kitabım da uzun süredir böyle Instagram'da çok karşıma çıkan kitaplardan bir tanesi. Immanuel Bow'un Arkadaşlarım adlı romanı. Bunu da böyle ben son zamanlarda çok sık gördüğüm için listeme eklemiştim fakat bir türlü alamamıştım. Amazon'da hatta indirimde olduğu zamanlar böyle alsam mı almasam mı olmuştum. Fakat yine elediğim, sepetten elediğim, nedensizce elediğim kitaplardan bir tanesi kendisi. Bu sefer kaçırmak istemedim artık yani. Okuyacağım bilmiyorum. Okuyanlar da seviyor. Güzel yorumlar var hakkında. Ben de merak ediyorum açıkçası kitabı. Bakalım bu kampanyada kaçırmak istemediğim kitaplardan bir tanesi oldu kendisi. Diğer bir kitabım da Antonio Tabucci'nin Isabel İçin Bir Mandala adlı kitabı. Tabucci'nin başka bir kitabı daha vardı. Kötü Melek miydi? Bir şey melekliydi bir kitabı vardı. Onu mu alsam diye düşündüm ama bunu görünce bunu almak istedim. Konusu ilgimi çekti. Öykü mü acaba? Bu romanmış. Çok öykü izlenimi yarattı bende kitap ama bakalım şöyle sanırım bölüm bölüm ya bakayım. Evet, içindekiler kısmı var. Böyle bir bölüm bölüm bir roman diyor fakat. Benim hoşuma gitti konusu. Yazardan hiç daha önce hiçbir kitap okumadım. Fakat böyle yine bir Amazon'da gezinirken hep karşıma çıkan kitaplar arasında oluyordu yazdıkları yazarın. O yüzden başlamak istedim yazara. Hazır bu kampanyadayken de almak istedim. Bu kitabıyla başlayacağım bakalım. Merak da ediyorum.
Diğer bir kitabım da yine Japon bir yazardan gelsin. Mishima'dan Dalgaların Sesi. Bunu birçok arkadaşım aldı. Ben Instagram'da gördüm, yine böyle Can Yayınları kampanyasına dayanamayan arkadaşlarım var benim gibi. Asla yalnız değilim, biliyorum bu yolda yani. Mishima'ya başlamak istiyordum ben. Daha önce hiçbir kitabını almamıştım. Bunu kaçırmak istemedim artık. Dalgaların Sesi adlı kitabı. Bakalım, umarım severek okurum. Japon edebiyatına bir giriş yaptım ben bu Itaki'nin klasikleri sayesinde. Mishima'yı ve Tanizaki'yi de sanırım Can da basıyor. Birçok kitapları var aralarında. Ben görmüştüm, güzel kitaplar. O yüzden Mishima'ya başlamak istiyordum. İstediğim bir yazardı. Bu kitabıyla da başlayacağım. Bakalım. Umarım güzeldir. Okuduysanız eğer yorumlara yazabilirsiniz. Diğer bir kitabım da uzun zamandır alacağım alacağım, bir türlü alamıyordum yani, ama artık bu sefer dedim naz al. Susanna Tamaro'dan Büyük Bir Aşk Hikayesi. Bu da çok sık karşıma çıkan kitaplardan bir tanesi olmuştu. Şu anda üstümle çok uyumluyuz ya. Kitabın tasarımının renkleri çok hoşuma gitti. Tam bir böyle yaz akşamını çağrıştırıyor yani. Tam mevsimi aslında. Yazın mı okusam acaba, bu aylarda mı okusam diye de bir düşündürdü beni. Susanna Tamara'nın başka kitapları da var. Sanırım Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı bir kitabı uzun zamandır hep böyle görüyordum ben onu. Bunu da görüyordum. Bunu da çok fazla satın alıp okuyan ve seven arkadaşlarım var Instagram'da. Görüyorum, karşıma sık çıkıyor. Artık hani bu kampanyada da görünce naz dedim, al bu bir işaret. O yüzden hemen satın aldım. Bunu çok merak ediyorum, bakalım. Sizler okudunuz mu, okuduysanız yorumlara yazabilirsiniz. Seveceğimi düşünüyorum bu yazarı. Şöyle diyor arkasında: Susanna Tamaro bu romanında okuru hayat, aşk, sevgi, keder, kader, yas ve kayıp gibi insanlığın en temel meseleleri ve kaygıları hakkında birlikte düşünmeye davet ederken, kadın erkek ilişkisinin, ebeveyn çocuk ilişkisinin, ışık ile karanlığın, gerçek ve belirsizliğin sınırlarında geziniyor demiş. Bilmiyorum, hoşuma gitti. Bakalım, umarım güzeldir. Diğer bir kitabım da Adnan Bin Yazar'dan Ağıt Toplumu. Adnan Bin Yazar benim tanışmayı istediğim yazarlarımızdan bir tanesi. Ben yine böyle kitaplarını görüp listeme eklemiştim ama bir türlü alma kısmet olmadı. Bu kitabınaymış. Hemen görünce aldım. Bu bir böyle deneme gibi bir şey sanırım. Çağdaş diyor ama deneme mi acaba? Hani öykü gibi olabilir diye düşünüyorum şu anda. Şöyle diyor: edebiyatımızın usta yazarı Adnan Bin Yazar'ın denemeleri, aynen deneme. Denemeleri her yaş ve çevreden okur için öğretici, ufuk açıcı. Bin Yazar yalnızca bilgi aktarmaz, denemeyi bir sanat gibi icra eder. Daha önce yayımladığımız Duyguların Ana Karası, Edebiyatın Dar Yolu, Toplum ve Edebiyat gibi deneme kitaplarının gördüğü ilgi de bunu gösterir diyor. Yeni baskısını sunduğumuz Ağıt Toplumu, denemeciliğimizin çok önemli kitaplarından biri. Yaşadığımız coğrafyanın derin kültürünü, bugünün sorunlarına yanıt ve çare olarak hatırlatan, bilgiyi, bilgeliği, hoşgörü ve barışı, okuma sevgisini yücelten denemeler bunlar. Bin Yazar kitabı bu baskı için gözden geçirdi ve yeni denemelerle zenginleştirdi. Her yaşın okuyabileceği bir kitap demiş arkasında. Konusunu okuyunca dediğim gibi ilgimi çekti. Bakalım, Ağıt Toplum diyor. Bize anlatan romanlardan, denemelerden bir tanesi olsa gerek kitap. O yüzden heyecanlandım. Çünkü yazarla tanışmak istiyordum ve denemeler bunun için çok uygun geldi bana. Hani bir romanından önce bir denemesiyle hazır yazarla tanışayım, kalemini tanıyayım, anlatım biçimini, üslubu, bunu kavrayayım diye. O yüzden bu kitap çok hoşuma gitti. Hemen aldım. Böyle kapağı falan da çok güzel. Güzel denemeler olacaktır içerisinde diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım yazarla tanışmak için. Diğer bir kitabım da son yıllarda çok çok sık karşıma çıkan bir kadın yazar. Latin edebiyatına ait sanırım bu. Isabel Allende'nin Kış Ortasında adlı kitabı. Bunu da kampanyadan birçok insan aldı, gördüm yine paylaşılan paylaşımlarda Instagram üzerinden. Isabel Allende'nin birçok kitabı var. Ben henüz hiç tanışmadım yazarla. Böyle Latin edebiyatı olması gerekiyor bu ya. Şu an evet, New York'ta şiddetli bir kar fırtınasının ortasında görünüşte önemsiz bir araba kazası sonucunda yaşamları değişen 3 insan, Guatemala, Şili ve Brezilya'da trajedilerle yoğrulmuş geçmişler, göç etmek, hayatta kalmak ve kendini yuvada hissetmek. Isabel Allende bu romanında kış ortasında içlerinde yenilmez yazı keşfedenlerin beklenmedik ve dokunaklı aşkını anlatıyor demiş. Sanırım yazar Latin.
Latin edebiyatına ait de bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok fazla okumuyorum Latin edebiyatına ait yazarları. Bir şans vermek istedim yazara. Bakalım kış ortasında diyor. Çok böyle kışta değiliz. Tam yazda aldım ben bunu. Ama bakalım belki kışın okurum. Belki de hani yaz okumalarıma dahil ederim. Hiç bilmiyorum. Çünkü çok fazla kitap var bekleyen. İnanır mısınız? Liste uzuyor yani uzayıp gidiyor artık bunu seneye bile kalabilir ama hani kaçırmak istemedim 10 TL olunca. Malum bunun etiket fiyatı şu anda mesela 35 lira diyor burada ama güncel midir değil midir yani inanasım gelmedi pek. Çünkü Can'ın Çağdaşları çok pahalı. Şimdi klasiklere gelelim. Şöyle beyaz kapaklı klasiklerim var. Bir, 4 tane aldım demiştim başlangıçta da videoya. Dostoyevski'den Tatsız Bir Olay adlı kitabını aldım. Bu bir öykü mü acaba? Can klasik. Pek yazmıyor. Öyküm değil mi? Bilmiyorum. Bu da böyle gördüğüm kitaplardan bir tanesiydi Dostoyevski'den. Şöyle incecikte olduğu için almak istedim açıkçası. Hani onun diğer kalın kitaplarına geçmeden böyle kısa kitaplarını okumak istiyorum. Elimde Uysal Kız adlı bu Can'ın kısa klasiklerinden çıkan kitabı da var. O da incecik zaten. Onunla başlayacağım diye düşünmüştüm. Fakat Tatsız Olay'ı da aldım. Bilmiyorum ya onunla ya bununla başlarım. Beyaz Geceler de var. O da bir uzun öykü. Can'ın yine beyaz kapak klasiklerinden var bende. Onunla da başlayabilirim. Şöyle kısa kitaplarını toplamak istedim. Çünkü hani böyle kalın klasiklerini alacağım. Daha henüz elimde Suç ve Ceza var. Onun dışında çok fazla yok sanırım elimde kalın. Aynen. Kalın kitapları yok. Onları listeme eklemiştim. Ben bir alışveriş yapmayı planlıyorum şöyle klasiklerden oluşan. Bakalım acaba ne zaman yaparım? Yani Temmuz mu olur, Ağustos mu olur? Orası kesin değil. Her an her şey mümkün. Kafama göre yapıyorum çünkü. O yüzden şöyle ince kitapları var elimde 3 tane. Onlarla başlamayı düşünüyorum. Şöyle içine girmeyi düşünüyorum. Diğer bir beyaz kapak klasiğimize gelelim. Bu da Tolstoy'dan Kroşer Sonat. Bu da böyle merak ettiğim kitaplarından bir tanesiydi Tolstoy'un. O yüzden çok da insanda görüyorum böyle severek okumuşlar, okurlar. Çok da merak ediyorum bakalım. Tolstoy'un da elimde böyle ince kitapları yok çok fazla. Savaş ve Barış var fakat ona bir türlü girmeye korkuyorum. Tolstoy'dan birkaç tane kitap alacağım. Hani bu çocukluk, gençlik ve ilk gençlik bir üçlemesi var sanırım Tolstoy'un. O listemde mesela klasik alışverişi yaptığım zaman onları almayı düşünüyorum. Ama önce bu kitabıyla başlarım diye düşündüm şu anda ince olduğu için. Konusu da ilgimi çekti. Bakalım güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Diğer bir kitabım da Oscar Wilde'dan De Profundis. Yani umarım doğru okumuşumdur. Hiçbir fikrim yok. Profundis diye okunuyor sanırım. Yani Latince mi acaba? Hiçbir fikrim yok kitabın adıyla alakalı. Bu bana önerilen kitaplardan bir tanesiydi Oscar Wilde'dan. O yüzden almak istedim. Bakalım heyecanlıyım bu kitap için. Kendisini zaten Dorian Gray'in portresiyle tanımıştım ve çok sevmiştim. O kitap herkes gibi. Yani onu okuyan herkes çok seviyor. Sevmemek mümkün değil Dorian Gray'in portresini. Bundan da etkileneceğimi düşünüyorum. Bakalım heyecanlıyım açıkçası ya. Hani bilmiyorum bu kitap gerçekten bana övüldü. Ve önerildi de. O yüzden listeme ekledim. Hemen bu kampanyada da aldım yani. Zaten klasik olduğu için hani diğer sitelerde de hemen hemen aynı fiyatta. Diğer bir kitabım da şöyle diğer bir beyaz kapağı bulayım. O birazcık altlara geçmiş herhalde. Ha. Hazır klasiklerden gidiyorken onu da göstereyim. Bu da daha önce hiç okumadığım bir yazara ait. Unamuno'nun Yaman Adam adlı klasiği. Bunun kapağı çok hoşuma gitti açıkçası itiraf etmek gerekirse. Çok güzel bir baskısı var. Ve bu yazarla hiç tanışmadım. Bu yazarın sanırım Sis adlı da bir kitabı var. Ama o bu listede yoktu yani indirime girmemişti kampanyaya. Ben de bu kitabını aldım. Hazır dedim yazarla da tanışmadım. Bu kitabıyla tanışayım vesile olsun. Bilmiyorum hoşuma gideceğini düşünüyorum. Bakalım şöyle bir güzel entrikalı bir romantik bir kitap gibi. İzlenim verdi bana kapak ve şey adı, kitabın adı ama bilmiyorum bakalım. Behçet Necatigil tarafından çevrilen 10 hikayesini bir araya getiren Yaman Adam, yazarın çok yönlü dünyasına açılan bir pencere niteliğinde diyor. Ha, bu öykü kitabıymış. Aşk, felsefe, psikoloji, inanç, kadın erkek ilişkileri gibi konuların öne çıktığı bu öykülerde Unamuno'nun varoluşçu sorgulamaları da sıklıkla yer buluyor.
Yani başta dediğimi geri aldım böyle çoktan. Evet, kadın erkek ilişkisi varmış ama felsefe, psikoloji, inanç falan, varoluşçu sorgulamalar diyor. Bilmiyorum, güzel bir metin okuyacakmışım izlenimi verdi şu anda bana. O yüzden bir heyecanlandım açıkçası. Siz okudunuz mu, yazarla tanıştınız mı, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Diğer bir kitabım da çağdaş yazarlarımızdan Hamdi Koç'a ait Çocuk Ölümü Şarkıları adlı roman. Bu ilk romanıymış. Şöyle ayraç var içinde arkadaşlar. Bu ayraçlar videolarda hep intihar etmeye çalışıyor. Zor tutuyorum kendilerini. Bu ilk kitabıymış Hamdi Koç'un. Hamdi Koç'un ben birkaç tane kitabını gördüm. Yani sanırım iki tane kitabını görmüştüm. O yüzden hani tanışmak istediğim yazarlarımızdan da bir tanesiydi. Hazır bu ilk romanı olduğu için hemen kampanyada da hemen attım sepete. Ben ilk kitaplarıyla başlamayı seviyorum yazarlara açıkçası. Öyle bir takıntım var. Şöyle arkasını okuyayım kısaca size. Hani yazar hakkında hiçbir bilginiz yoksa şöyle kısaca bir bilgi vermek isterim. Çocuk Ölümü Şarkıları Hamdi Koç'un ilk romanı. Ancak ilk romandan beklenmeyecek bir cesaret ve ustalık sergileyerek iç dünyanın gizli bölmelerini aralıyor. Anne oğul ilişkisine, yaratıcılığın ardındaki tekinsiz dinamiklere, yaşamla ölüm arasındaki ince bağa, sırrına erişilmez müziğe dair bir öykü anlatan bu kısa ama benzersiz kitap, tıpkı gizemli ve hüzünlü bir füg gibi derinleri işleyip akıldan çıkmıyor demiş. O yüzden böyle etkilenerek almıştım açıkçası. Ve ilk roman olduğu için yazarla da tanışmak istediğim için tabii ki de hemen sepetime ekledim ve çok da heyecanlıyım. Bakalım, zaten incecik de bir kitapmış. Belki de aralara sıkıştırırım yani yaz okumaları için. Diğer bir kitabım da Mark Levy'den Birbirimize Söyleyemediğimiz Onca Şey. Bu da hoşuma gitti. Öncelikle böyle kapağı ilgimi çekmiştir, renkleri falan. Hemen girdim, arka kapak yazısını da okudum. Bakalım dedim hani nasılmış, ne hikaye anlatıyormuş bize. Konusu hoşuma gitti. Bilmiyorum, böyle akıcı, sürükleyici bir kitap olacakmış gibi hissettim. Kısaca şöyle size de okuyayım. Düğününden birkaç gün önce Julia babasının sekreterinden bir telefon alır. Önemli bir iş adamı olan babası törene katılamayacaktır. Her zaman mesafeli ve sorunlu ilişkileri olduğundan Julia bu habere pek de şaşırmaz. Ancak bu kez babasının geçerli bir mazereti vardır. Anthony Walsh ölmüştür. Cenazesinin ertesinde onu bekleyen bir sürpriz daha vardır. O güne kadarki en tuhaf seyahatine çıkacaktır. Üstelik hiç düşünmediği biriyle ve 18 yıl önce kaybettiği başka birine doğru. Julia'nın söylenememiş gerçekler, itiraf edilememiş sırlarla dolu geçmişi yaşamına yeni bir yön vermesine izin verecek midir? Babasının ve Thomas'la yarım kalan ilişkisinin açtığı yaralar onu nerelere savuracaktır? Fransız edebiyatının yıldız yazarı Mark Levy'nin baştan sona macera, romantizm, aşk dolu bu romanı dilimizin ucuna gelip de söyleyemediklerimizi yeniden düşündürecek demiş. Bu konusunu sevdim açıkçası. Böyle romantik komedi okumayalı, yani romantik kitaplar, komedi değil sanırım bu. Romantik kitaplar okumayalı çok uzun süre olmuştu. O yüzden hani dedim ki yazın böyle tadından yenmez diye düşündüm. Böyle akıcı olacağını da düşündüm arka kapak yazısını okuyunca. Böyle bir solukta, bir oturuşta bitiririm yani. Böyle 2 günde falan bitiririm. Elimde çok sürünmez. Hani yazın gerçekten mesela özellikle Haziran için, ayı içinde konuşmak isterim. Çok böyle kitap alıp elimi okuyamıyorum. O yüzden ince kitaplarla hep devam ettim bu yaz maalesef ki. Bu da böyle bir kurtarıcı olur diye düşünüyorum. Bakalım, konusu ilgimi çekti gerçekten, merak da ettirdi. Son iki kitabım arkadaşlar. Hemen gelsin o zaman. Sibel Türker'den Benim Bütün Günahlarım adlı kitap. Bunu da ilk defa gördüm. Öncelikle böyle bir kapak ilgimi çekince hemen arka kapak yazısını okudum. O da ilgimi çekti. Bilmiyorum, güzel geldi ve yazarla hiç daha önceden tanışmadığım için ben biliyorsunuz her videomda söylüyorum, çağdaş yazarlarımıza şans vermek istiyorum ve gerçekten çok kaliteli kalemler de tanıdığıma inanıyorum bu sayede. Bu kitapta daha önce hiç görmedim, yazara hiç denk gelmedim. O yüzden hemen attım sepete. Şöyle kısaca okuyayım ben de size eğer bilgilenmek isterseniz diye. Benim Bütün Günahlarım Sibel Türker'in okurlarının başucu kitaplarından biri. Yalnızca özgün anlatımı ve hikayesiyle değil, okuru sürüklediği derin kaygılarla da yaşadığımız günlerin mutlak okunması gereken romanlarından. Roman anlatıcısını yaşamın iplerini tümüyle bırakmış bir halde bir otel odasında buluyoruz. Yanında adeta cisimleşmiş, Sorum adını verdiği alt kişiliğiyle birlikte. Böylece daha ilk satırlarda kendimize bu romanın asıl kişisine, anlatıcı yazarına bitmek bilmez sorular sorarken buluyoruz. Geçmişimiz peşimizi kolay kolay bırakır mı?
Benim bütün günahlarım kimlikle, gelenekle, toplumsal olaylar karşısında aldığımız tavırla ilgili bakışlarımızı sarsan, sorgulayan, okurunu rahatsız etmeyi başaran bir roman diyor. O yüzden çok ilgimi çekti. Böyle soran, sorgulayan romanları severiz. Açıkçası beynimizi yaksın birazcık. Heyecanlıyım bu kitap için. Okudunuz mu? Herhangi bir yerde denk geldiniz mi? Çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet, son kitabıma geldik. Bu kitap hakkında ve yazar hakkında inanın hiçbir fikrim yok. Matthias Enart, umarım doğru okunuyordur. Pusula adlı romanı. Konusu ilgimi çekti benim bunun açıkçası. Tamamen arka kapak yazısına tav olarak aldığım kitaplardan bir tanesi kendisi. Şöyle, zaten 2019 Talat Sait Halman çeviri ödülü almış. Ve 2015'te Goncourt ödülü almış kendisi. Yani bilmiyorum, böyle İstanbul Süleyti falan var burada, böyle Ayasofya'nın falan resmi var ama hiçbir fikrim yok. Yazar nereli, o konuda hakkında da bir fikrim yok. Şöyle, arka kapak yazısını ben de okuyayım burada, henüz hatırlayayım yani, çünkü okumuştum sepete atarken ama unutmuşum. Şöyle diyor: bir Viyana gecesinde uykusuzluktan muzdarip müzikolog Franz Ritter, nedeni belli olmayan bir hastalıkla yatağında kıvranmakta, anılar ve rüyalar arasında gidip gelmektedir. Hayatındaki önemli anlar gözünün önünden geçer. Orta Doğu'nun efsunu, İstanbul, Halep, Şam ve Tahran gezilerinde yaşadıkları, çeşitli yazar, ressam, müzisyen, şarkiyatçı ve araştırmacıya dair anıları zihninde yer tutmuştur. Ancak tüm bunların merkezinde gizemli ve ele gelmez bir kadına, Avrupa ile Orta Doğu arasındaki girift gerilime kapılmış içgörülü ve parlak Fransız akademisyen Sarah'a duyduğu karşılıksız aşkı vardır. Matthias Enar da 2015 Goncourt ödülünün yanı sıra Leipzig Kitap Fuarı ödülü ve Premio Gregor von Rezzori İtalya gibi ödüller kazandıran Pusula, 19. yüzyıl müzisyenleri, ezoterik şarkiyatçılar Balzac, Agatha Christie, Pessoa, Hayyam, Sadık Hidayet gibi edebiyattan ve tarihten kişilere dair anekdotlarla dolu, birbirinden bağımsız gibi görünen ögeler arasında akıl almaz bağlantılar ve köprüler kuran sıra dışı bir metin diyor. Bilmiyorum, gerçekten ilgimi çekti. Şurada Enard'ın en kapsamlı ve yetkin kitabı, Avrupa romanının yakın geçmişteki en ustalıklı örneklerinden biri olarak bir yorum var. Bir tane daha yorum var: Orta Doğu sanatı ve kültürüne yazılmış olağanüstü, kaçamaklı, sıra dışı bir aşk mektubu diyor. Çok ilgimi çekmişti. Şu anda hatırladım. Yani gerçekten şu anda da arka kapak yazısını okurken hemen böyle kitabı elime alıp başlamak istedim. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir kitap, yani bu kampanya sayesinde karşıma çıktı ve hemen almış oldum. İyi ki de çıkmış. Bakalım, seveceğimi düşünüyorum. Çok iddialı cümleler var arkasında. Evet, aldığım 15 tane kitabım bunlar arkadaşlar. Şöyle topluca da göstereyim size. Görmek isterseniz, şöyle düşürmeden gösterebilirsem eğer... Şöyle 15 tane kitap var. Klasikler, çağdaşlar, hikaye, roman, karışık açıkçası. Peki sizler bu kampanyayı kaçırdınız mı? Bir kitaplar aldınız mı? Sepet oluşturdunuz mu? Henüz daha oluşturmadınız mı? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir kere daha videonun sonunda da söylemiş olayım. 30 Haziran'a kadar kampanya. Ben öyle biliyorum yani. Hani eğer farklıysa bakacağım. Editte yazarım. 30 Haziran değilse, ama 30 Haziran'a kadar diye biliyorum. 220 tane kitap var içerisinde. Klasikler de var. Böyle Türk Edebiyatı klasikleri de var. Böyle hafiften gözüme kestirdiğim klasikler vardı ama ben İş Bankası'ndan bir seri oluşturduğum için çok almak istemedim o klasikleri, ama gerçekten güzel kitaplar vardı aralarında ve benim en çok dikkatimi çeken bu 15 tane kitap oldu. Bunlara şans vermek istedim. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı ve lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Ortak okumalarımız varsa, almak istedikleriniz varsa da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Beni buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz ve vakit ayırdıysanız eğer çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.